Çünkü alt örnekleme yapılacak bunda yine. Bizim bu yaptığımız çalışma poliket türlerinin taksonomisi ile ilgili bir çalışma. Son yaptığımız çalışma. Çalışma sizin de söylediğiniz gibi doktora öğrencimin doktora çalışmaları kapsamında toplanan örneklerden gerçekleşti. Gene biz bilim dünyası için iki tane yeni tür tanımladık. Bunlardan bir tanesi Neptis sinopensis, diğeri Inarmoneptis thursica olarak adlandırıldı tarafımızca. Poliketler denizlerde yaşayan, tatlı sularda da temsilcileri olan ama yoğun olarak denizlerde dağılım gösteren, deniz tabanında yaşayan omurgasız canlılar. Bunlar deniz tabanında en sığ bölgelerden derin deniz çukurlarına kadar olan bölgelerde dağılım gösteriyorlar. Çok çeşitli bir yaşam döngüsüne sahipler, yaşam stratejisine sahipler. Bu kadar çok türe sahip olmaları poliketleri bizim de değişik alanlarda değerlendirmemizi sağlıyor. Bunlara örnek verecek olursak, kirlilik izleme çalışmalarında poliketleri indikatör tür olarak kullanıyoruz. Onun dışında poliketler yine akvakültürde canlı yem olarak kullanılıyor. Yine olta balıkçılığında balık yemi olarak kullanılan türleri var. Bu aslında benim doktora tezimin küçük bir parçası. Benim doktora tezim Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Levant Denizi'nin bütün kıyılarından 300 istasyonu içeren oldukça kapsamlı bir çalışma oldu. Bu materyalleri de Marmara'da bir TÜBİTAK 1001 projesi, yine diğer denizlerde de yapılan TÜBİTAK çalışma ve en büyük kısmını da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denizlerde bütünleşik kirlilik izleme projeleri kapsamında alınan materyallerden elde edildi. Bu vesileyle de ilgili kurumlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Küçük bir parçasını sadece Marmara ve Karadeniz'i içeren bir çalışma yaptık. Burada tanımladığımız birçok farklı tür de vardı. Ancak hani daha önce bilinen türler. Bunların içinde bir tane Marmara için yeni kayıt vardı. Neptis sinopensis ve Inarmoneptis thursica da yeni tür olarak bilim dünyası için yeni tür olarak tanımlandı. Neptis sinopensis tip lokalitesi Karadeniz olduğu için ismini Sinop'tan alıyor. Biraz da burada eğitimimi aldığım için ve uzun yıllardır burada yaşadığım için böyle bir isim vermek istedik. Diğer Inarmoneptis thursica da Marmara, Ege Denizi ve Levant Denizi'nden dağılımı olan bir tür. Onun ismi de Türk isiminden geliyor, thursica. Böyle yani oldukça şey oldu, bizim için de iyi oldu. Hem de yani böyle bir yeni tür bulmak bizim çalışma alanımızda oldukça değerli bir şey. Buna da bunlardan biri de olmak beni çok mutlu etti gerçekten. Bundan sonra da çalışmalara devam edeceğiz ve Türkiye biyoçeşitliliğine oldukça katkı sunacağımızı da düşünüyorum bu çalışmalarla.